Evet, tekrar Kingdom Come Devilerins'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonuncu bölümde karnımızı doyurmuştuk, sandıktan eşyalarımızı aldık. Şimdi borcumuzu karşılamak için dışarı gideceğiz. Çünkü bize kaç haftadır bakmışlar ve burada ilaç parası birikmiş ve bunu bir türlü ödemeliyiz ki yolumuza rahat bir şekilde devam edelim. Şu kapıyı kapatayım. Hep kapatıyorum arkadaşlar, ev sıcak kalsın diye, biliyorsunuz. Ama burası da açık. Evet. Teriza'nın amcası. Şunu atlatayım, ek paket falan bir şeyler diyor. Ha bak, köpeğimiz de oradamış. Şşt! Fino! Fino. Bunun adını ne koyalım bilmiyorum ki. Jack mi koysak? Jack, nasılsın dostum? Geldi bak hemen. Oy. Demek ki hiç yanımdan ayrılmadın. Evet, bizi kokluyor, hatırladı. Amcası nereye gitti? Hayalet gibi kayboldu ortadan. Ya daha demiş orada da. Ha, gördüm. Konuşalım bir bundan. Selam, peşek. Ben Henry, bana baktığınız için teşekkür ederim. Hemen teşekkür edelim bakalım. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peşek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Teresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen zwei Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Biliyorum, çok iyi niyetli Teresa. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Acaba ne kadar ödemeliyiz? Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Aynen. Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Çok para. Ya bu adam tahminen arkadaşlar iyi işler yapmıyor. Kolay yoldan çok para kazanmayı diyor falan filan, bakalım ne demek istiyor, ne yapmamı istiyorsun? Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Hırsızlık. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Nein, hırsızlık bizi öğretecek. Bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Bizim Karl'ın anlamadı. Das ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du. Aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Kabul edelim mi arkadaşlar ya? Tam biraz hırsızlıkla ilgili şey var ama lazım olacak ileride kapıları açmak için filan. Bence yapalım ya. Yapalım. Anlat bakalım. Ich habe mit bakalım ne isteyecek bize. Das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojciech von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria. Ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Dann ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Yapalım mı? Kötü bir iş ama borcumuzu karşılamalıyız. Hadi yapalım ya. Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schön reden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn's Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken. Ne verdi bize? Ach, und noch was. Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Köpekleri de var. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker?
dem solltest du dich nicht anlegen. Möge Gott über dich wachen. Ha, Alkohol varmış. Yani böyle bir iş yapınca kafamız normal olmaması daha iyi galiba düşünüyor diye verdi, bilmiyorum. Evet, kürek bul diyor. Teresa da orada oturuyor. Annemiz gibi bir şeyler güne örüyor. Ha, kürek de tam önümüzde. Tesadüfe bak. Alalım. Al abi. Aldık küreğimizi. Şimdi kürek bul. Şimdi ne yapacağız? Senaryo da bakayım. Değirmenci peşeki için ölü adamın yüzüğünü al. Tamam, kırmızı ağa doğru gideceğiz. Keşke atımız olsa arkadaşlar. Köpek gelmiyor mu? Fifi. Bak kafasını kaldırdı bağırınca ama gelmiyor. Sıkıntı yok. Yalnız gidelim. Zaten tehlikeli olabilir. Kim bilir kaç tane köpeği var. Şimdi arkadaşlar şöyle güzelce ne doğa içinde yavaş yavaş gideceğiz. Ve bu kirli bir görevi yerine getireceğiz. Bakalım zor mu olacak, kolay mı olacak hiç bilmiyorum. Ama denemek de lazımız. Şöyle etrafa bakalım biraz da. Şurada da bir küçük bir çiftlik gibi bir şey var. Şu küçük köprüden geçelim. Bu kim? İnşallah kötü biri değildir. Selam. Milan. Ne var ne yok. Avcıya benziyor bak. Şapkası, avcı şapkasına benziyor. Bir de üstündeki elbisesi, onun forması filan. Evet, orman içinden kestirmeden gitmeye başladık. Galiba bak çatı gözüktü önüne. Orası olabilir. Fazla da uzak değilmiş abi. At dedim de. Yani fazla da uzak değilmiş arkadaşlar. Evet. Herhalde geldik. Ama bunun girişi nerede? Evet, şurada bir tuvalet var herhalde, aynen. Şurada bir giriş var. Selam, o domuz. Bir de köpek. Evet, köpeği de varmış. Selam. Kusura bakma, bir şey yapmıyorum. Sadece senin sahibinle konuşmalıyım. Dostum. Herman. Kısa zaman önce bir suçlu görmüş. Gömmüşsün. Onun evden dışarı çıkmaya çalışıyor. Kısa zaman önce bir suçlu görmüşsün. Gömmüşsün pardon. Aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. O benim arkadaşımdı. Diyemem. Duygularınla oyna. Direkt konuya gir. Evet, duygularla oynayalım arkadaşlar. Er hat drei Kinder hinterlassen. Und da dachte bakalım başarılı ich, olacak. Sie trösten, wenn ich ihm den Ring brächte, den in seiner letzten Stunde trug. Bestimmt hast du das Kleinod nicht zusammen mit ihm verscharrt. Kinder sagst du? Başarılı, aynen. Du hast recht, ich habe den oder? Ring. Aber er ist schund. Du kannst ihn für ein paar Groschen haben. Ne kadarı satmaya düşünüyorsun dostum? O kadar yok. İlgilenmiyorum. O kadar yok. O zaman hırsızlık yapacağız mı? Bende diyor çünkü. Eğer ondasa küreği niçin aldım? Anlam veremiyorum. Bak, kırmızı işaret burayı göstermiyor. Şuraya gösteriyor bak. Şu öndeki şey ne? Gidip bakalım hemen buradayken. Evet, insanları burada şey iddam mı ediyorlar? Aynen bak, kafaları buraya koyuyorlar. Bu da kötü bir şeye benziyor. Hiç bakasım gelmiyor. Biz en iyisi o zaman... Allah. Evet, buraya gömmüş herhalde bak. Kazmaya başladı. Kazalım. Belki yüzük buradadır. Yoksa da bir şey yapamayacağız. Yani yapacak bir şey yok. Evine gireceğiz. Ve yüzüğü oradan alacağız. Bir türlü. Nasıl yapacaksak artık. Ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum yok, Teufel ist der şey hin? Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Ja, ben olsam direkt kusardım ya. Direkt kusardım. Bez parçası bile ne yeryüzüne çıksa kusmaya başlardım. Çünkü büyük ihtimal kötü kokuyordur Şeme. Ama yani böyle işlere hiç girmeyeceksin abi. Ne yapıyorsun? Sen kafayı mı yedi bu adam? Diyoruz da biz kendimiz oynuyoruz adama. Evet. Şimdi evine girmeliyiz arkadaşlar. Islık çalmalar, köpekler gelecek.
Ve sessizce ne? Adam nereye gitti? Evine girdi mi? Allah köpek gördü. Köpek gördü mü? Görmedi. Bir şu köşede bak, inşallah görmez, tam yanımızda. Adama bakalım, eğer eve girmişse, bak girmiş. Kapı da açık, hemen içeri de alacağız arkadaşlar. Tabii ki köpekleri gözükmeden hızlı bir şekilde. Şşt, ses yapmayın arkadaşlar. Vallahi gördü. Gördü değil mi? Selamun aleyküm. Ya bu domuzlar ne kadar domuz olmuş. Domuz gibi olmuşlar. Tamam çıkıyorum ya. Kapıyı güne kilitledi. Ya bu kapıyı açtığı süre orada oturuyor ya arkadaşlar. İçeri dalmalıyız. Ama sıkıntı. Şimdi başaramadık. Ya da kapının kilidini açacağım. Daha mantıklı ama onun gelme tehlikesi var o zaman da. Şimdi bilmiyorum kaç kere içeri gidiyor, kaç kere dışarı çıkıyor. Değil mi? Güne içeri mi gitti? Ya ıstık çalma lan köpek. Gördü mü? Bize bakıyor ama. Aynen şu gördü bize. O zaman biz şöyle şu aşağıdan girelim ya. Zor işe benziyor arkadaşlar. İnşallah girip de doğru sandığı açacağız çünkü zaman işi arkadaşlar. İçeri girdikten sonra hızlı bir şekilde bulmalıyız yüzüğü. Bulamazsak sıkıntı. Hadi lütfen kapını açmış ol. Hadi. Evet güne eve girmiş arkadaşımız. Ne diyor? Az. Kapıyı kilitledi bak. Ya şey soracaktım. Ya yumurta satıyor mu? Hmm. Tamam gittim. Sen beni nasıl duydun? Dostum bak çıktım. Evinden çıktım. Sadece tuvaletini bir kullanayım. Tuvaleti kullanabilir miyim diyecektim. Şimdi biz oraya nasıl gireceğiz? Hadi evin içine gidiyor güne. Bir dahaki deneme. Ama direkt gelmez inşallah. Şimdi söyleyelim içeri girdi. Şu an odaya girdi arkadaşlar. Şu anda oturdu. Şimdi geçelim. Yalnız köpek çok... Lan köpek. Bunları et mi atsak lan? Adam dediği gibi. Piş. Gel. Gelin. Bak burada yemek atacağım size. Gelin. Nerede et parçası var mı? Ekmek var ya. Et yok. Tamam. Susun. Gittim. Tekrar deniyorum. Köpek de gidiyor. Evet. Tam şansımız arkadaşlar. İnşallah adam kalkmaz. Geliyor. Hadi kapıyı aç. Kapıyı kapat. Evet. Bir sandık var. Hemen aç. Hadi lütfen. Arkadaşlar bak bu şişme noktası var ya. Altın rengi oluyor. O başlarda olsa bizim için daha iyi olur. Tam böyle. Şimdi bunu çevirip açacağız. İnşallah olmayacak. Bak başaramayacağım. Maymuncuk gitti. Geliyor deme bana. Hadi lütfen. Açıldı. Aç. Gelmeden aç. Evet yüzük. Bir de kayıt. Kaç. Yakalandık. Fırla. Evet yüzüğümüzü aldık arkadaşlar. Haydi bakalım. Ich muss etwas zu essen besorgen. Bir de karnı acıktı. Evet şimdi yemeği hak ettin arkadaşım. Hemen bunu bir iki ekmek verelim yesin. Ye abi. Şunu da ye. Şunu da ye. Biraz karnını doyur. Bir de bu yüzüğe bakalım. Ölü adamın yüzüğü. Şeladen ölü bir adamın aldığı bir yüzük. Evet şuymuş. Fiyatı miyatı da yazmıyor. Bakalım bize ne kadar verecek buna. Ama sonuçta başardık. Zor mudu? Fazla da zor değildi.
Sadece şu şeylerden nefret ediyorum, şu sandıkları açmaktan. O biraz uğraştırıyor ama bundan harici bayağı yani rahat açıldı. İkinci denemede açtık ama açtık sonuçta, değil mi? Gidelim bu yüzüğü teslim edelim. Bakalım borcumuzu ödeyebileceğiz mi? Eğer ödeyebileceksek tabii ki şahane. Özgürüz o zaman yine. Sonra Rata'ya gidip şu Sir bilmem neyle konuşacağız. Ya bu isimleri yavaş yavaş ezberlemeliyim yoksa sıkıntı olacak. Ama kimin olduğunu biliyorum da isimlerini unutuyorum. Garip isimleri var çünkü. Gidelim ilk önce bir yüzüğümüzü geri verelim. Bakalım ne diyecek adam. Ama büyük ihtimal hırsız bunun amcası ya, Teresa'nın amcası. Ben dedim ki Teresa iyi bir aileden geliyor ama amcası bayağı işte biliyorsunuz ne demek istediğimi. Evet, Teresa halen demin bıraktığımız gibi halen bir şeyle örmekle vaktini harcıyor. Amcası da dışarıda çalışıyor. Geldim geldim dostum. Selam Peşek. Ben geldim. Saygılar. Yüzüğü aldım. Ich habe den Ring, Peşek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kuhelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Çalıntı eşyaları bunun yanında satabiliyoruz demek ki. Anladım. Arkadaşlar bu işi görebilir. Ben hırsız değilim. Şimdi arkadaşlar yan görevler var. Galiba değirmencilerin hepsi hırsız çıktı tam olarak anladığım kadarıyla. Şimdi bunlar için görevler yapabiliriz. Kabul edelim de yapalım. Çünkü ekstradan para kazanmak. Başta biraz değişik düşünüyordum ama bence yapalım. Hem yeteneğimizi de geliştiririz. Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Evet, çalıntı malları satalım direkt. Varsa yer yanımızda. Diğer değirmenciler hakkında kendinden bahseder misin? Söyler misin? Bana yan kesicilik öğretir misin? Bunu yan kesicilik de öğrenebiliyormuşuz. Bana kilit kırmayı da öğretiyorum. Bir de bunu öğrenebiliyormuşuz. Söyler misin? Biraz şeyden başlayalım. Kendinden bahsetsin. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Tamam, anladım. Demek ki hep değirmende çalışıyormuş. Doğduğundan beri. Zor bir hayat. Evet, gerçekten zor bir hayat. Diğer değirmenciler hakkında bilgi verir misin? Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Simon und Wojcik. Bunun gibi hırsızlıkla geçiniyormuş. Sazaulu Simon. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Peki Wojcik? Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf. Aber wenn man ihn erstmal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Pruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Tamam, anladık. Biraz tanımış olduk onları şimdi. Çalıntı malları sat. Ona az kaldı önce. İlk önce sandıktaki eşyalarımızı alacağız arkadaşlar. Sonra çalıntı malları buna satarız. Söyler misin bana yan kesicilikleri? Söyler misin? Bakalım ne sorabiliyoruz? Scarlet halkı hakkında ne düşünüyorsun? Was ist mit den Scarletsern? Gott schickte sie als Strafe für unsere Sünden. Sie arbeiten nicht, sondern faulenzen nur und betteln. Und man muss ein gutes Auge auf seine Habe werfen. Hoffentlich sehe ich bald nur noch ihre Kehrseite. Sonuçta savaştan kaçmışlar. Ama bizi şey diye görüyorlar herhalde. Kaçak değil şey işte. Ne diyorlar? Bir ülkeden bir ülkeye kaçıyor ya mesela. Unuttum ya. Tüm bu onların hakkında ne düşünüyorsun? Tüm bu olanların hakkında ne düşünüyorsun? Mich kümmert sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft.
Die zwei Brüder da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Başardımış gelen, buraya saldıran arkadaşlar. Kral vardı ya. Kumanlar ile ilgili bir şeyler duydun mu? Über die Kumanen? Den heidnischen Abschaum, den Sigismund angeschleppt hat? Was fragst du? Hast ja mit eigenen Augen gesehen, wozu die fähig sind. Hepsi bu kadar. Das wäre alles. Evet, bana yan kesicilik öğret. Bunu bir soralım. Anahtar açmayı öğretsin bize bakalım. Yani kilit açmayı, daha doğrusu anahtar açmayı. Bu sandığı açmaya çalış. Tamam, deneyelim, zaten biraz biliyoruz. Evet. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen da bis nach Kuttenberg zu hören. Musst dich vorsehen. Tamam, dur yeniden deneyeceğim. Bizim taktiği deniyorum, dur. Başlarda olsa iyi olacak. Nereye gelmiş? Güne sonlara gelmiş. Bir daha deneyeceğim. Bir saniye. Dediğim gibi hep başlara getirmeye çalışın arkadaşlar, eğer oynayacaksanız böyle. Çünkü burada en kolay yolu burası. Direktmen kilidi açabiliyorsun. Bu kadar mıydı yani dostum? Yok, kolay dedi. Bu kolay bir sandıktı. Daha zoru da mı var bunun? Konuş. Tamam. Bunu öğretti şimdi. Bana yan kesicilik öğretiyorsun. Bunu hiç yapmadık. Bunu bir deneyelim. Onu da öğrenmiş oluruz. Bir deneyelim yani. Müller's Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Dann viel Glück. Tamam, hadi göster bakalım. Şimdi peşinden gideceğiz. O da bize orada yan kesiciliği öğretecek. Selam dostum. Ha, adı da zaten Mut'muş. Adı varmış ya. Selam Mut. Demek ki burada öğretiyorsun ha. Pis kokunun yanına. Hadi daha arkalara gidiyoruz. Okey. Güzel oyun değil mi arkadaşlar ya? Şu ana kadar fena değil ama ileriki zamanda bence daha güzel olacak. Evet, geldik herhalde. Konuş. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Tamam. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Hançerini çalmalımışız. Evet, E tuşuna basılı tutarak yan kesicilik. Tamam. Dön arkana. Arkanı dön. Ne yapacağım? Tamam. Dur. Şöyle yapacağız. Tamam. Ha bak, yeşil olan yere doğru gideceğiz herhalde. Dur. Hadi. Yeşil. Kolay değilmiş arkadaşlar. Tamam. Bir kere daha deneyelim. Yan kesicilik. Yeşil. Ha. Tam kötü yerinde ama. Nereye gitti? Echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Yan kesicilik. Mal. 6, 7. Hab dich. Wäre das echt gewesen. Anlamadım ki şimdi nasıl yapacağım? Şimdi mesela kırmızı, yeşil değil mi? Şey, yeşil noktada mı kalmalıyım, yakalayacak? Hab dich. Wäre das echt gewesen. Gerçekten zormuş ha. Nochmal. Tamam. Yeniden. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Hadi. Hadi ama yakaladı. Hab dich. Wäre das echt gewesen.
Ja, o kadar mı zor? Nochmal. Hadi şimdi ama. Şimdi bayağı zaman yeşil kaldık. Hadi. Yeşili kaybettim. Yeşili kaybettim. Hab dich. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich. Çok hızlı kaybediyoruz. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Anlamadım ki şimdi. Dur ben bunu en iyisi okuyayım yine. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Okuyayım diyorum da şimdi nasıl okuyacağım? Hab dich. Şimdi yoksa direkt başka bir yöne mi attım adayım? Anlamadım ki. Dur. Nochmal. Hab dich. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Vallahi kolay değil arkadaşlar. Bunu diyebilirim kesin. Kolay değil. Hab dich. Wäre das echt gewesen. Aber ben bunu yapamayacağım arkadaş. Nochmal. Nerede? Hab dich. Nasıl? Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich. Dalga mı geçiyor bizim adam ya? Zor noktaya getiriyor bir de. Nochmal. Bak olmuyor ki. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich. Dur yoksa yeri mi çökmeliyim şöyle? Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Yoksa böyle mi yapmalıyız? Hab dich. Wäre das echt gewesen. Abi bir dahaki sefere bunu öğrenip bir de yapalım. Yoksa bu sıkıntı. Yapamıyorum dostum, olmuyor. Ich bleibe hier stehen und tu so, olmuyor. Als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an. Ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas. Hast du etwas? Klau mir meinen Dolch. Tamam, yine deneyeceğim. Tamam. Ama son defa. Çünkü anlamıyorum ya. Söyleyelim buradan gizleyeceğine geldim köşeye. Geldim. Yan kesicilik yapmak istiyorum. Basılı tutuyorum. İşin noktayı buldum. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Sağ, yeşil noktayı kaybettim. Bilmiyorum. Evet, sıkıntı yok arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. Bir dahaki bölümde tekrar deneyeceğim ve başarmaya çalışacağım ama başlangıcında. Başladıktan sonra da diyorum ilk önce bu değirmencilerin görevlerini mi yapsak? Hırsızlık görevini. Zaten iki kişi var zaten geride. Zimon'dan Vasek miydi? Adını unuttum. O ikisini... adını unuttum. O ikisinin görevini yaptıktan sonra Rata'ya gidip devam ederiz ana görevimize. Şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz bu bölümü de. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.